Merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Üstelik Marmara Denizi'nin Çanakkale'ye açıldığı Şarköy'de deniz kıyısı sonbaharın ilk günleri. Sizleri tam 41 yıl öncesine götürmek istiyorum. 41 yıl diyorum. Malum 1980 yılı. Benim hayatımda çok önemli olayların yaşandığı bir yıl. Yani meslek açısından kaçırılan uçağın içinde olmam, İran-Irak devrimine tanık olmam, Türkiye'de darbeye tanık olmam ama bir de dünyadaki önemli olaylardan birine birinci derecede tanıklık yapmak. Bu olayların geçtiği yerde Polonya. Tıpkı arkamdaki deniz gibi Baltık Denizi. 80 yılı Eylül ayı. Meşhur bir tersane, Gdansk tersanesi. Şu anda bulunduğum yer Gdansk, Lenin tersanesi önü. Tersanenin ismi değişmiş ama tam 32 yıl önce bu tarihlerde burada sosyalist bloğun kaderini değiştiren bir olay yaşandı ve o olayın içindeydim. Burada işçilerin yaşam standartlarına yönelik ücret artışlarını talep ettikleri bir grev başlatıyorlar. Grevin lideri Lech Walesa. Tabii ki bu grev birdenbire bir takım değişimlerle adeta demir perdenin kapısının aralanması, Doğu blokunun çatırdamasına yol açıyor. Meşhur tarihi Gdansk grevinden bahsediyorum. Tam 32 yıl önce çektiğim fotoğraf tabii yazılar değişmiş. Her şey biraz turistikleşmiş. Çünkü yaşanan devrimden sonra artık Polonya bir Avrupa ülkesi olunca her eskinin bir müzeye dönüşme fikri burada da geçerli oldu. Ve tersanenin bu bölümü bir müze haline dönüştürdü. Yabancılar, turistler çok sık geliyorlar. Polonya bize çok benzer. Kaderinde sürekli savaşlar olan bir ülke. Ve gariptir, Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen bence Avrupa Birliği içindeki en güzel toplumun yaşadığı ülke. Ama başlarına gelmemiş kalmamış. Yani inanılmaz şeylere tanık olmuş Polonyalılar. 10. yüzyılda Hristiyanlığı kabul etmeleriyle beraber 15-16. yüzyılda hep istilalara tanık olmuşlar. Eski ismi Lehistan, Leh Krallığı. Ama tabii Lehistan dediğimiz zaman bir tarafta Rusya, diğer tarafta komşu ülkeler sürekli Polonya'yı istila etmişler. Ama en korkuncu tabii ki Ruslarla başlayan, üstelik 1860'larda çok ciddi bir işgal söz konusu. O işgal nedeniyle Türkiye'de bir Polonyalı mültecilik yaşanıyor. Hatta bunlardan bazıları asker ve hatta büyük ozanımız Nazım Hikmet'in anne tarafından dedesi bir general. Türk ismi alıyor, bir general oluyor, Osmanlı Paşası oluyor. Polonya bizimle birinci derecede ilişkisi olan bir ülke diyorum. Çünkü hep dost, hep kardeş. Benim de ilk yani Avrupalı gazeteci arkadaşım Polonyalıydı. Wojtek Laski. Üstelik Laski'nin bir özelliği var. Kendisi o meşhur Türkiye'ye 1979'da ziyarete gelen Papa'nın adeta bir evlatlığı. Onun yetiştirdiği bir fotoğrafçı. Görüntüsü iri yarı. İlk İstanbul'a geldiğinde onu Polonezköy'e götürmüştüm. Ardından o beni Paris'e gittiğimde evinde ağırlıyordu. Dostluğumuz halen devam ediyor. Ama Laski'nin en önemli özelliği Lech Walesa'nın çocuklarının vaftiz babası. Öylesine yakın ki Lech Walesa'nın ofisine elini kolunu sallayarak girdik ve Walesa'yla bizim ta 1980'lerde rahmetli arkadaşım Savaş Ay'la o meşhur Gdansk tersanesinde Walesa'yla karşılaşmamızı içeren o olayı anlattık kendisine. Yani şimdi gözünüzü açıyorsunuz, bir Türk gazetecisi Fransa'da yaşıyor. Walesa baş kaldırıyor Gdansk'ta tersanede grevler. Dünyanın konuştuğu tek ülke Polonya ve vizeli bir ülke olduğu için hiç kimse gidemiyor. Sadece Türklere açık. Türkler vizesiz gidebiliyor Polonya'ya. Ve ben çalıştığım Sipabres Ajansı adına arkadaşım Savaş'ı da yanıma alıp gittik. Sipa kokuyor gerçekten. Bizim okulumuz, ergimizin de okulu Sipabres'ti. Allah rahmet eylesin, Gökşin abimizi kaybettik. Ama onun varlığı her yerde, bütün dünyanın her tarafında izi var. Çünkü öğrencileri bugün dünyada, medyada belirleyici konumlarda. Üstelik tersaneye gittik. Ama Lev Walesa'yı tanımıyorduk. Üstelik benim yeterli bir dilim yok. Savaş'ın çat pat İngilizcesi var. Walesa'nın orada grevleri başlattığı günlere tanık olmamıza rağmen kendisini tanımayışımız yüzünden
Fotoğraflarımız sadece rastlantı sonucu çekilen fotoğraflar. Yani biz meslekte habire oraya buraya laf atarız ya, imkan verilse diye. Dil bilmeyen bir gazetecinin neler yaşadığını ben o günlerde bizzat yaşadım. Yani dünyanın kaderini değiştiren bir olaya tanık oluyorsunuz. O olayın kahramanıyla her gün berabersiniz. Ama adeta sizin fotoğraflarınız içinde yedek oyuncu gibi. Çünkü kim olduğunu bilmiyorsunuz. Adamın biri geliyor, insanlar çılgınca arkadaşlaşıyorlar, gidiyorlar. Kim bu pala bıyıklı adam? İşte benim meslek kaderimi değiştiren olaylardan biri bu. Çünkü dil bilmemenin, gittiğiniz ülke konusunda bilgi sahibi olmamanın sonucu böyle biraz zor durumlar yaşıyorsunuz. Yapmış olduğum çalışmada sadece 2 veya 3 fotoğrafı var Valeza'nın. Geriye kalan fotoğrafların hepsi o tersanedeki işçiler ve Polonya'ya ilişkin benim o güne kadar kendimce ilginç gördüğüm manzaralar. Bazı mesleklere girerken yeterli bilgi donanımı, ilave bir dil, bunları mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Artı meraklı olup, sorgulayıcı olup araştırmamız gerekiyor. Yeni kuşak gazetecilere özellikle mesajım var. Meraklı olun, sorgulayın ama asla yargılamayın. Evet, tanık olduğum bu olay Polonya'nın hikayesiydi. Polonya'yı öncelikle fotoğraflarla anlatmaya çalışıyorum size. O tanık olduğum Gdansk tersanesi. Gecelediğimiz yer burasıydı ama içerisi nasıl bilmiyorum. Salonun içi tamamen değişmiş. Grev süresince gecelediğim salon burasıydı. Şu anda bir işçi heykelinin bulunduğu yerde bir Lenin heykeli vardı. Tersaneye adını veren heykel. Sonraki dönemlerde gittiğimde Avrupa'nın belki de teknolojide en iyi ama en iyi ülkelerinden biri. Mühendisliği harika bir ülke. Aklınıza gelecek her alanda çok başarılılar. Bir tek eksiklikleri var. Ne yazık ki yaşamda din belirleyiciliği zaman zaman her şeyin önüne geçiyor. Fanatizm oluşuyor. O fanatizm sonucu toplum içinde ayrımcılık göze çarpıyor. İnşallah bu dönemler de geride kalacaktır Polonya'da. Çünkü o bir takım parmaklar var ya zaman zaman bizleri adeta kukla gibi oynatan. Onların işte 1970'lerden itibaren bir tarafta İslam dini, diğer tarafta Avrupa'daki Hristiyanlık gündeme geldiğinde oynadıkları ülkelerden biri de Polonya'ydı. Koyu Katolik bir ülke. Yani din yaşamı belirleyici bir ölçüye geldiğinde hakikaten her türlü olaya gebe bir ülke. Ama diğer tarafta Chopin'leri yetiştirmiş, sanatta, müzikte, teknolojide inanılmaz dahilere beşiklik etmiş bir ülke. Onun sonucu ki Ruslar da Almanya'da yıllarca Polonya'yı paylaşma savaşı verdiler. O yüzden bu bölümde size öncelikle o Polonya'da yaşadıklarımı anlatıyorum. Yani Lech Walesa ile tanışmamız, Gdansk, geçmişte yaşanmışlar, Varşova. Yıllar önce Varşova'ya gelenlerin gözüne çarpan ilk şey Stalin döneminde yapılmış bu binaydı. Kimilerine göre bir ucube, kimilerine göre de Stalin dönemini anımsatan bir abideydi. Umarım beğenmişsinizdir bu bölümü. Çünkü nostaljik benim için. Meslek hayatımda bazı eksikliklerimi fark ettiğim bir seyahatti. O seyahatte tanıdığım, tanımaya çalıştığım Polonya ve yanımda olmasına rağmen tanıma imkanı bulduğum halde tanımadığım Lech Walesa ve bir ülkenin kaderini değiştiren bir dönem, bir dünya devletinin birdenbire sistem içinde, yani Varşova Paktı dediğimiz Doğu blokundayken bugün NATO'nun içine girip Avrupa'nın geleceğini belirleyen bir ülke olması hali. Bunlar önemli şeyler, önemli tanıklıklar. Bunlardan bahsetmeye çalıştım bölümde. Umarım yararlı olmuştur. Bir başka videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalınız.